Niye çağırdın beni? Hala sana ihanet ettiğimi mi düşünüyorsun? Ha sen yine beni öldürmek istiyorsun. Anladım. Peki. Konuşalım mı nedenini içinde? Konuşacak çok bir şey kalmadı. Hoppa. Beklemediğim yerden geldin. Yedik böyle. Ya film seyredeceğiz. Dur dur. Bu ne ya? Can çekişen bir insan müsveddesi sadece. Manyak mısın sen ya? Olmam gerektiği kadar. Ne oldu? Hani dürüst olacaktık? Fazla mı geldi bu dürüstlük? Senin tedaviye ihtiyacın var. Ciddi söylüyorum, senin tedaviye ihtiyacın var. Benim tedaviye falan ihtiyacım yok. Birazcık sevgiye ihtiyacım vardı sadece. Ama belli. O da seninle zor olacak. Çık dışarı. Serap bunun... Çık dışarı! Serap. Bunun bir tedavisi var. Biliyorsun değil mi? Var. Yarınki toplantıyı 2 saat geri çek. Bedri'ye de haber verme sakın. Hastaneden haber var mı? Var aslanım. İbrahim'in durumu ağır. Şeker komasına girdiği için iç organlar bayağı bir hasar görmüş. Şimdi yoğun bakımda. İyi. Allah daha çok çektirmesin. Onun için dileyeceğim başka bir şey yok. Amin. Tamam, müsaade sizin. Bak bugün son günün ha. Ya Leyla'yı içeriden çıkaracaksın ya da sen gireceksin içeri. Rüyan için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok naziksin. Bak ben Cihan'a benzemem. Hadi eyvallah. Torun gibisi yok değil mi? Maşallah. Pek güzeller. Önlerinde de daha kocaman bir ömür var. Ama sen doğru kararı verirsen çok daha güzel günler olacak. Bunun için de tek yapman gereken İbrahim Bey'le iş görüşmesi yaptırma dair bana şahitlik etmek. Pek konuşkan bir tip değilsin. Ama anlaştığımızı varsayalım. Nasıl yapabildin bunu Cihan? Senin yüzünden çocukların amcaları gözlerinin önünde komaya giriyordu. Ya fena oldu. Ya o herif ölmeyi çoktan hak etti de işte çocukların gözünün önünde olmayacaktı. Ama oldu. Değil mi? Görmüyor musun bu öfke, bu intikam en çok onlara zarar veriyor Cihan. Ya görmez olur muyum? Görüyorum tabii.
Ya onların zarar gelmesini ister miyim? Hani Kaya'nın, Zeyno'nun, Ceylan'ın, Leyla'nın. Onları çok seviyorum ben. Ama işte bir şey var. Biri. Biraz da onun için geldim buraya. Nedir o? Serap. Senin avukatın. Soykanlara karşı acayip bir öfkesi var. Bir nefret, anlamıyorum yani. Durduramıyorum onu. Ancak sen durdurabilirsin, söyleyeyim. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kız var ya, bütün soykanları öldürecek, sonra da kendini öldürecek. Emin ol. Öfkesi benimkinden daha büyük. Sadece sen yardım edebilirsin ona. Yani bana yardım ettiğin gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani ama vurmadan. Vurmana gerek yok. Terapi yap yeter. Sen aşık mı oldun bu kadına? Mayın tarlası. Korkuyorsun ama karşıya da geçmek istiyorsun. İkimizden bir şey yapmadık mı? Etrafımızda bir sürü insan varken gittik en hastalarını bulduk. Hı? İkimiz de mayına bastık doktor. Kabul et. Tedavi olmaya çok yanaşacağını zannetmiyorum. Zorunda. Başka çaresi yok. İyi anlıyorum onu. Orasını bana bırak. Sen tamam mısın? Niye geldin? Barış için. Senden bir özür dilemem lazım. Dün olanlar için dileyeceksen dileme ya. Yaşını başına almış adamsın. Olur öyle, sıkma canını. Fena halde bana benziyorsun, biliyor musun? Eski halime. Sen de kaçıyorsun. Canını acıtacak bir şeyle karşılaşınca hayatta dalga geçmeye başlıyorsun. Ama bunun sonu iyi değil, söyleyeyim. Tamam, kafa açmayacağım. Ben kendime yeterim, böyle kimseye ihtiyacım yok falan demiştin ya. Öyle. Ben de öyle düşünüyordum. Seninle karşılaşıncaya kadar. Sana ihtiyacım var Serap. Gerçekten. Eğer bu sana bir şey ifade ediyorsa, senden bir şey denemeni isteyeceğim. Ne? Beni intihardan vazgeçiren şey. Devinle terapi yapmanı. Süren doldu Serap. Buraya kadarmış. Ne oldu? Günlük tehdit kotumu doldurmak için mi aradın? Ya. Sana geçmiş olsun demek için aradım. Öyle bir şey olmayacak. Tahmin edeceğin gibi eski abim bana şahitlik yapmayacak. Ama ben kendime başka bir şahit buldum. Öyle mi? Güzel. Şimdi bak, senin telefonla ben bir mesaj gönderiyorum. Bir ona bak bakayım, tamam mı? Sana bozanın selamı var. Seni yakacak ifadeyi vermek için kendisi şu an karşımda oturuyor, can atıyor. Anladın mı? Şimdi. Bir de git kapıya bak bakayım. Allah kurtarsın Serap. Allah kurtarsın. Hadi bakalım. Serap Varol.
Sen şahitlik yapmadın diye benim kızımı mı aldılar? Doğru mu lan bu? Doğru. Ama eksik. Ben Leyla'nın aleyhine şahitlik falan yapmam. Tamam mı? Ama Serap'ın yapacağı basit bir şey vardı. İçerideki kadının ifadesini değiştirecekti, o kadar. Ama manyak kızın ne yaptı? Kendini yakmayı tercih etti. Hayır. Sen hain olduğun için yandı benim kızım. Ya istersen vur. Ben Leyla'nın aleyhine bir şey yapmam. Ama kızını da içeride bırakmam. Bir planım var.